Şimdi ben dedi beledil farzdan sonra da estağfurullah falan diyorum dedi. Yani yanlış mı yapıyorum? Evet yanlış yapıyorum. Peki doğrusu ne? Doğrusu mesela Saadet-i Ebediyyin'de yazılmış. Onun için biz diyoruz ki ısrarla kitap okumamız lazım. Ne diye bildirilmiş? Mesela öğle namazı. Önce iç sünneti kazaya niyet ettik, tamam kıldık. Allahümme tesselam dedik, kalktık erkek olarak. Kamet getirdik, farzını kıldık. Dört rekat bitirdik, selam verdik, kalktık. Yine onda kazaya niyet ettik, kamet getirerek iki rekat son sünnetini kıldık. Selam verdik, Allahümme tesselam dedik. Üç defa Estağfurullahel-Azim ellezî la ilahe illâ hüvel-hayyil kayyum ve etûbü ileyh diyeceğiz. Ondan sonra Euzubesmele, Ayet-el Kürsi'yi okuyacağız. Ondan sonra tesbihleri çekeceğiz. Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber. Bunlar dedikten sonra La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Onu söyler, biliyorsak bilmiyorsak doğrudan doğruya amin de diyebiliriz. Elimizi kaldırır, duamızı yapar, elimizi süreriz. Sürdükten sonra da 67 defa estağfurullah, 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 estağfurullah denir buyuruluyor. Sünnet olan şekli diye anlatılmış. Dolayısıyla yaptığımız ibadetler dinimizin bildirdiğine uygun olması lazım. Dinimizin bildirdiğine uygun olması lazım ve şart. Şimdi yani konuyu geçiyor da efendim Kur'an'da var mı? Yemin kefareti nereden çıkardın? Allah'a kadar Kur'an-ı Kerim'de bildirmiş. Hadis-i Şerif'te Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunları açıklamış. Açıklamış. Ve nelerden verileceği bile Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiş. Taam kelimesi geçiyor, libas kelimesi geçiyor. Yani giydirme, yedirme. Onlar bildirilmiş. Ondan sonra nasıl yapılacağını da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam açıklıyor. Hadis-i Şerif'te bildiriliyor. Müçtehit alimler de kitaplarına aynı şekilde bunlar nelerden, nasıl, ne şekilde olacağını açık, net bir şekilde bildirmiş. Dolayısıyla biz fıkıh kitaplarına, yani ilmihal kitaplarına bakıp orada bildirilerini yaptığımız zaman Kur'an-ı Kerim, hadis-i şeriflerin emrini yerine getiriyoruz. Hani diyor ya adam, Kur'an'dan öğrendiğini, hadislerden öğren falan. Yani tam sopalık adamlar, Allah-u Teala şerlerinden korusun. Bunların aynı şekilde söyledikleri adamı dinsiz yapar. Çünkü mezhepsizlik dinsizliğe giden köprüdür. Dinsizliğe giden köprüdür. Ve İslam alimler söylemişler bu sözü. Bu söz de bize ait değil. Dolayısıyla bunların şerlerinden Cenab-ı Hak hepimizi muhafaza buyursun. Onun için farzdan sonra değil, ama sonunda Ayet-el Kürsi'yi okumadan önce üç defa istiğfar duası deniyor ona. Estağfurullahel-Azim ellezî la ilahe illâhü vel hayyil kayyum ve etûbü ileyh okuyoruz. Ve tesbihat bitip elimiz yüzümüz sürdükten sonra da 67 defa estağfurullah, estağfurullah diyoruz. Tamam, böylece 70 oluyor. Neyi yerine getirmiş oluyor? Muhammed Masum Hazretleri buyuruyor ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her gün işte 70 defa istiğfar ediyorum. Kalbime envar-ı ilahinin gelmesine mani olan perdeler hasıl oluyor. 70 defa okuyorum. Biz de böyle yapınca bu Peygamber Efendimiz'in yaptığını, o sünnete uymuş oluyoruz, yerine getirmiş oluyoruz buyuruyor.